Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Demek o astı bu astıymış ha. Aynen öyle. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var. Aslı senin eski kız arkadaşın. Ama sen iş için bize geldiğinizde Aslı'yı arkadaşım diye tanıştırdın. Yani benden niye sakladın oğlum? Ya baba ona öyle gerekti. Aslı konusu biraz karışık. Ben sana daha sonra detaylı bir şekilde anlatayım mı? Tamam. Kurcalamıyorum bak. Ama Aslı neden arkadaşı olmasından çok memnunum. Aslı aklı başında bir kız. Tatlı, güler yüzlü. Bak, bugün buraya geldi diye Eda ne kadar mutlu oldu. Kesinlikle. Tabii senin de yüzün gülüyordu. Yani ona bakışlarını gördüm tabii ki. Eh, seni de ne kadar iyi tanıdığımızı düşünürsek. Sen Aslı'ya karşı bir şeyler hissediyorsun. Baba sen beni mi takip ediyorsun? Tahminim doğru değil mi? Yok ben öyle bir şey söylemedim. Ben duyacağımı duydum zaten. Ortada bir şey yok ama hayırlısı diyelim. Neyse ben odaya çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ay canım oğlum benim büyümüş de aşık olmuş. Umarım Deniz'den sonra yine yanlış kişiye aşık olmamışsındır oğlum. Ay yeni gelinin nasıl bir kız acaba? Aslı Hanım. Bir yakın zamanda onunla da tanışalım. Tabii. Aslı. Olabilir mi? Ne kadar kolay değil mi? Bitti deyip hiçbir şey yaşamamış gibi bir kenara çekilmek. Buna izin veremem. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Açma bakalım Burak. Bu şekilde benden kurtulabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Eğer merak ediyorsan Çağla'ya ayrılmak istediğini söyledim. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, siz konuşurken tesadüfen duydum. Sen gizlice bizi mi dinledin? Hayır, evde ben... Duydum işte. Tamam, tamam. İnandım. Keşke söylemeseydim ya. Bak. Birbirimize hiç yalan söylemeyelim, olur mu? Sana karşı hep dürüst olmak istiyorum. Çağla'yla ailelerimiz uzun yıllardır tanışıyor. Yani biz birlikte büyüdük diyebilirim. Aslında son 2 yıl öncesine kadar ona hep arkadaş gözüyle baktım. Ama Çağla'nın bana bakışı pek de öyle değilmiş. Bana duygularını ilk bahsettiğinde ona bir his beslemediğimi, ilişki düşünmediğimi söyledi. Ama zamanla nasıl olduğunu anlamadım. Kendimi bir ilişkinin içinde buldum. Ona aşık oldun mu peki? Ben aşka inanmazdım ki. Beni aşka inandıran sen oldun. Sana karşı koymaya çalıştıkça daha da çok inandım. O yüzden Çağla'yla yaşadığım şeyin ne kadar boş, ne kadar anlamsız olduğunu daha iyi anladım. Kendimizi kandırıyormuşuz.
Peki benim yüzümden mi ayrıldın Çağla'dan? Bu ilişkinin zaten başlaması hataydı. Biz aslında Çağla'yla gerçekten birbirimizden çok farklıyız. Zamanla ona ne kadar çok benzediğini fark ettim. Ama seninle tekrar kendimi buldum ben. O yüzden sakın kendini suçlama. Bu ilişki zaten eninde sonunda bitecekti. Çağla bunu kolay kolay kabul edeceğine benzemiyor. O çok hırslı bir kız. Ben onunla mücadele edemem. Aslı, sen her şeyi bana bırak. Sadece beni sevdiğini, benim yanımda olduğunu bileyim. O zaman her şeyin üstesinden gelebilirim. Böyle boş boş oturamam, bir şey yapmam lazım ama ne? Efendim Çağla. Volkan, merhaba, nasılsın? Sağ ol Çağlacığım, sen? Olanlardan sonra nasıl olmamı bekliyorsun ki? Neyse, konuşabildin mi Burak'la? Konuştum Çağla. Ne diyor peki? Sence düşündüğüm şey doğru mu? Yani bence değil. Onun da canı bayağı sıkkındı. Pek konuşmak istemedi. Bence bir süre üstüne gitmesek daha iyi olur Çağla. Üzerine gitmesek mi? Neyse Volkan. Belli ki sen de benim için elinden geleni yaptın. Sana da çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Burak beni yeterince aptal yerine koydu. Ama artık neler döndüğünü, kimin yüzünden böyle olduğunu gayet iyi biliyorum. Çağlacığım, neden Burak'ın senden ayrılmak istemesini başka birine bağlıyorsun ki? Aramızda hiçbir problem yokken birdenbire böyle davranması normal mi sence? Bodrum'a gitmeden önce her şey yolundaydı. Tatlı tatlı Amerika'da tatil planları yapıyorduk biz. Sence birdenbire aramızın bu kadar bozulmasını birine değil de neye bağlamalıyım? Her şey açık ve net. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Beni bu duruma sokan herkes bedelini ödeyecek. Neyse Volkan, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Burak ya, başımıza ne işler açtın? Cevap bile veremezsin işte böyle. O da biliyor tabii ne kadar haklı olduğumu. Ama şu kızı bir bulursam, ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. Efendim Selda teyzeciğim. Çağlacığım. Nasılsın bir tanem? İyiyim Selda teyzeciğim. Buyurun. Hayatım, sana çok güzel haberlerim var. Bugün Nihat amcamla seni isteme konusunda konuştuk. Yani kusura bakmayın Selda teyzeciğim. Ama Burak'ı dün gece duydunuz. Tarihi biz kendi aramızda belirleriz. Diyerek konuyu geçiştirdi. Vallahi açıkçası ben artık bu konuyu ona açmam. Şöyle yapalım mı Çağlacığım? Beraber konuşalım Burak'la. Olabilir. Nasıl yapalım? Bak, eğer senin de programın uygunsa bugün öğlen seninle kulüpte güzel bir yemek yiyelim, buluşalım. Burak da orada olacak nasılsa. Onu da görürüz. Merak etme, ben bir ara konuyu açarım. Çok iyi düşünmüşsünüz Selda teyzeciğim. Tamam canım, o zaman saat 1'de öğlen kulüpte buluşuyoruz. Tamam, öpüyorum. Tamam canım, görüşürüz. Bakalım annenin yanında da bu kadar rahat konuşabilecek misin Burak? Efendim baba. Volkan, şirkete gelmemişsin. Merak ettim oğlum, neredesin? Sabah biraz işim vardı. Şimdi de kulübe geçiyorum. Aslı'yı görmeyeyim. Yani gitmişken Aslı'yı da görürüm. Neyse, buralardayım baba, merak etme. Tamam oğlum. Şimdi çıktı. Nihat peki? O burada bugün. Bir değişiklik olmak üzere, ben haber ver bana. Tamam.
gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş. Kaç saattir buradayım? Benim artık gitmem lazım. Tamam canım. Ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin? Hayır ya. Yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim. Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız. Olmaz mı? Ama sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya, ne kovulması? Tamam. İstediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş? Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Hadi. Murat, ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki. Burak, ben kulüpteyim. Kafede bekliyorum seni. Kafede mi? Kahretsin ya, kahretsin. Aslı. Burada. Sen zahmet etme. Ben sana neden burada olduğunu söyleyeyim. Hatta bana söylediğiniz yalanları, arkamdan neler çevirdiğinizi de söyleyeyim. Sen buraya Burak'ı görmeye geldin değil mi? Ben hayır. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım. O yüzden Burak'tan uzak dur. Anladın mı beni? Çağla! Ne yaptın zannediyorsun sen? Aslı'ya haddini bildiriyorum. Çok daha önceden yapmam lazımdı bunu. Sen karışma Volkan. Şu an çok ileri gidiyorsun Çağla. Ne söylediğini bilmiyorsun. Niye ileri gidiyormuşum? Yalan mı? Burak'ı görmeye gelmedi mi buraya? Birlikte değiller mi bunlar? Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ne oluyor burada? Burak, ne yapıyorsun Burak? Çağla, Aslı'ya ne dedin? Tekrar barıştıklarını bilmiyordum. Onun yüzünden beni terk ettin sandım. Sen gerçekten normal değilsin. Senin yüzünden beni bu hale sen getirdin. Burak, annen geliyor. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Çocuklar, selam. Ay, ay, ay. Benim. Aslı. Ya çok üzgünüm. Bak sen o söylenenlerin hiçbirisini hak etmiyordun. Burak Çağla'dan ayrılınca Çağla kime saldıracağını şaşırdı. Onun için bir bahane arıyor. Ben hepsini hak ettim. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Aslı sen ne yaptın ki? Bedel ödemesi gereken biri varsa o da Burak. Onun yalanları yüzünden bu hadis. Gerçi ben de kendime kızıyorum. Seni bu yalana alet etmeseydik, şu an bu durumda olup bu kadar üzülmeyecektin.
O an sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki, hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ben seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Volkan, sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yani seninle sevgili numarası yapmak ne kadar zor olabilir ki? Hem Çağla da yanımızda olmayacak. Tabii kulübe gelmediği sürece. Acaba anlamış mıdır benim orada çalıştığımı? O gerginlikle üzerindekileri fark ettiğini sanmıyorum. Ben bunu riske atamam ki. Kulübü de bırakmak zorunda kalacağım. Of. Aa, çocuklar. Niye bu haliniz? Burak, ne oluyor oğlum? Bir sorun mu var? Hayır anne. Ay yok, bir şey oldu. Hem de ciddi bir şey oldu. Çağla sen anlat bari. Ay çatlatmayın meraktan, insanı kanka falan mı ettiniz? Yok bir şey. Aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Ufak bir sorun ama hallettik. İşi hallettiğimiz yok. Neyse, benim işimin başına dönmem lazım. İzninizle. Burak? Ay Çağla'cığım, sen ağlıyor musun yoksa? Bana böyle davranmasına dayanamıyorum artık senden teslim. Ay ne olur ağlama, ne olur. Bak ben de kötü oluyorum. Lütfen, beni seviyorsan ağlama. Elimde değil. Seni nasıl bu kadar üzer bu çocuk? Gerçekten oğlumu tanıyamıyorum yani. Ama bak hayatım, göreceksin. Yakında pişman olacak ve en kısa zamanda gelip senden özür dileyecek. Sen bana güven. Kusura bakmazsanız kalkabilir miyiz? Ben daha fazla durmak istemiyorum burada. Tabii hayatım, tabii. Canım benim, senin var mı araban? Bırakayım istersen seni. Zahmet olmasın. Ay yok canım, ne zahmeti. Ay kıyamam ben bunu. Hadi canım. Hadi gel, gel sen. Ay ağlama ne olursun. Bu kız sandığımdan da tehlikeli. Aslı'yı Burak'a asla yar etmez. Bozuk para gibi harcar bu kız Aslı'yı. Aslında bunları seninle yüz yüze konuşmak isterdim. Ama seni tekrar kırmaktan korktum. Ben İngiltere'ye gidiyorum ve uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Sana ne kadar değer verdiğimi unutma. Umarım hayatın boyunca seni hak eden biriyle mutlu olursun. Gidiyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Benim yüzümden mi? Keşke hiç söylemeseydim. Eda arıyor. Efendim Eda'cığım. Aslı. Ya Aslı, ben çok kötüyüm. Ne oldu Eda, ağlıyor musun sen? Ya ben hiç iyi değilim. Neredesin sen? Volkan'la birlikteyim. Kulüpten çıktık şimdi.
O zaman bize gelebilir misin? Abim getirir seni. Ne oldu? Şimdi abim yanında, anlatamam. Tamam, sen sakin ol. Biz geliyoruz şimdi eve. Tamam, bekliyorum. Aslı, ne oldu Eda? Neden ağlıyor? Bilmiyorum, morali çok bozuk. Babamla mı alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam, hemen gidelim. Canım güzelim, daha iyi misin? İyiyim, sağ olun, daha iyiyim. Gel istersen bize. Hı? Yok, teşekkür ederim. Ben evime gidip biraz dinlenmek istiyorum. Tamam bir tanem, ısrar etmiyorum ama ne olur kendini daha fazla üzme. Merak etme, ben Burak'la anlayacağı dilden konuşacağım. Ay son günlerde Nihat da ben de Burak'ın üstüne iş konusunda çok fazla gittik. Üstünde çok fazla baskı hissetti. Bu yüzden açısını biraz senden çıkarıyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Allah aşkına Çağla yani. Hepimiz nazımız biraz sevdiğimize geçer diye düşünürüz. Ben bu davranışları hak etmiyorum. Hele de bugün olanlar. Lütfen annemin haberi olmasın. O da son zamanlarda Burak'ın bu davranışlarından çok rahatsız. Hatta ilişkimizi artık eskisi kadar desteklemiyor. Ay, ay inanmıyorum. Çok üzüldüm. Ay Elçin de haklı tabii yani Burak'a sinirlenmekte. Ama hayatım, annene bir şey söyleme, olur mu? Ben de bir şey söylemeyeceğim. Anlatmayalım. Ben bu konuyu halledeceğim. Sen merak etme. Sağ olun. Tamam. Ay benim güzel gözlü kızım. Ay. Ay üzülmüş mü? Çok da yakışıyor ona gülmek.